Herkese merhaba. Bugün yine çok değerli bir konukla karşınızdayım. Savaş Genç, siyaset bilinci profesör akademisyen. Çoğunuz artık onu bir YouTuber olarak tanıyorsunuz. Çünkü YouTube'da gerçekten çok başarılı yayınlar yapıyor. Bir güzel bir iğme kazandı. Ama aslında onun daha akademisyen bir kimliği var bilmeyenler için. Ben de kendisini o dönemlerinden tanıyorum. Washington DC'de kendisi Woodrow Wilson'da bir konuşma yaptığını hatırlıyorum öyle bir organizasyonda. Böyle bayağı bir yoğun Washington'daki bir programda aynı döneme denk gelmiştik. Oradan evet. bir mesaimiz de var kendisiyle. Konuk olduğu için teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz doğrudan Türkiye ile alakalı olmayacak. En azından Türkiye'nin boğucu siyaseti ile alakalı olmayacak. Biraz ufuk açmak istiyorum. Konuğumuzun da geçmişi ve uzmanlık alanı ile ilgili konum kendisi de Almanya'da bir göçmen ama yeni giden göçmenlerden değil bildiğim kadarıyla eski bir hikayesi var. Önce ona hem kendisinin ve ailesinin göçmenlik hikayesini sorarak hikayesini düşünce dünyasını neler belirledi neler şekillendirdi oradan başlayarak Almanya'da göçmen olmak Almanya'nın göçmenlerle ilgili politikalarının artıları eksileri Buradan keyifli ve faydalı bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Savaş Hocam söz sizde. Önce şunu sorayım. Adınız diye Savaş? Güzel. Teşekkürler önce davet için. Birkaç tane hikayesi var. Ee, böyle ben onu çok sorguladığım için böyle niye böyle bir isim koydunuz bana diye. Ya babamın askerlikte bir arkadaşı çocuğuna babamın adını koymuş. Ve o delikanlının adı maalesef Savaş'mış. <laughs> o da karşılığında herhalde böyle bir jest yapmış böyle çok planlı bir şey değil yani bir ahde vefa gibi. Bize biraz geçmişinizden ve aile geçmişinizden bahsetseniz. Tabii. Evet doğuştan itibaren benim göçmenlik hikayem başlıyor. Çünkü 8 aylıkken ailem burada gastarbeiter misafir işçiyken 8 aylıkken ben anneanneye dedeye teslim ediliyorum ve onların elinde büyüyorum. Yani çok küçük bir bebekken onlar hep dönecekler gelecekler vesaire diye. Arada geliyorlar Türkiye'ye yapamıyorlar dönüyorlar. Arada ben onları ziyarete geliyorum buraya falan. Ama hep Türkiye'deyim. Yani yetiştiğim alan, zemin hep Türkiye. Ama aynı zamanda da Batı'yı tanıyarak, Almanya'yı bilerek geçirilmiş bir çocukluk. Yani hep böyle Son küçüklükten itibaren, de. küçüklükten itibaren hep git gellerin olduğu bir şey var. Bir göç hikayesi var aslında. Ta çocuk yıllarından itibaren. Bir de diğer yanda beni büyüten dedem de başkomiser. Hani hep cümleler öyle başlarlar ya işte babamın memur oluşundan dolayı Türkiye'nin her yerini gezdik diye. Bir de Türkiye'nin de. Birçok coğrafyasını dededen dolayı, merhum dedemden dolayı görmüştük. İşte onun tayin olduğu yerlere, daha sonra emekliliğinden sonra yerleştiği yere, daha sonra İstanbul'a dönüş. Yani Türkiye coğrafyasını aslında iyi biliyorum. Türkiye insanını da iyi biliyorum. Bunu iddialı bir şekilde söyleyebilirim. Hiç bir yerde çakılı kalmadım. Bunu ben daha bilmiyordum. Sonra... Daha çok sizi sanki Karadenizli olarak biliyordum ben. Türkiye'nin tabii Karadeniz ama gezdik yani işte dededen dolayı. Daha sonra... Kendim karar verdim. Bir yaz gezisinden sonra işte Heidelberg'i gezdim, üniversiteyi gezdim. Çok etkileyici tabii yani çok çok eski bir üniversite. Biraz da deli cesareti çünkü hiç bilmediğim bir dilde önce dil öğrenip sonra sosyal bilimlerde eğitim alıp sonra devam etmek gibi bir şeye girdik. Bir cesur bir şekilde oradan girdik. Başlangıç oldukça zordu ama burada siyaset bilimi okudum, şarkiyat okudum. Onun yanında bir de eğitim bilimleri okudum. İki tane Yandal, bir tane ana dallı birlikte. Daha sonra aynı üniversitede doktorayı bitirdim. Doktorayı bitirdikten sonra 2-3 sene kadar, bu Almanların IMF'i diyebileceğimiz Alman Kalkınma Bankası var. Orada bir 2-3 sene kadar çalıştım. Doktoramı yazarken. Doktorayı bitirdikten sonra da böyle çok heyecan verici bir Türkiye vardı. 2006 Avrupa Birliği müzakerelerinde tam üyelik statüsünü almış, baş döndürücü bir hızla ekonomisi düzeliyor. Türkiye'de özel üniversiteler inanılmaz bir şekilde yol alıyor. Ve Türkiye'ye gitme kararı aldım. Akademide yoluma devam edebilmek için. Avrupa'da çok zor yani. Ben çok iyi bir nokta doktoramı almış olmama rağmen böyle gelecek perspektifi olan uzun perspektifli bir pozisyon almanız gerçekten çok zor. Almanlar için de çok zor. Ve Türkiye'ye tekrar dümeni kırdık ki bizim için hiç şey değil bunlar böyle çok zor aman oradan oraya git gel gibi değil. Çünkü hayatımız hep öyle şekillendiği için böyle sanki bir semtten bir sente gider gibi şeylerdi bizim için zikzaklardı. Ben Almancayı geç yaşta öğrendiğinizi bilmiyordum. Kaç yaşında başladınız Almanca öğrenmeye? Tabii, çünkü 19, gerçekten zor bir dil. Zor bir dil. 19 yaşında. Hmm. Ee, bir Orada da biraz şansım yaver gitti. Heidelberg Üniversitesi'nden bir burs kazandım ve şeyde öğrendim. Max Weber'in evini. E, harikulade bir ev, şato gibi böyle tam Heidelberg Kalesi'nin karşısında, nehrin hemen yanında. Üniversiteye bağışlamış, onun evinde Almanca kursuna çevirmişler. O yönden şanslıydım yani. Max Weber'in evinde Almanca öğrendim. Ondan sonra işte TOEFL gibi bir sınav var. Onu verdikten sonra yolunuza devam ediyorsunuz. E, ben de çünkü Goethe İnstitüt'te İstanbul'da evet. e, yani tamamen hobi olarak, üniversiteyi bitirmiştim ama o zaman başlamıştım ve yoğun bir şekilde gitmiştim. Türkiye'de Almanca öğrenmenin en iyi adresi aslında en, iyi, en azından Alman okulunda evet. okumuyorsanız orasıydı. Ve aslında çalışkan bir öğrenci olmama rağmen şey hatırlıyorum Yani Almancanın insana zorladığını. Özellikle geç yaşlarda dil öğrenmek daha zor bir iş. Ne kadar Doğru. erken başlarsanız o kadar kolay. Doğru. Başlangıç biraz daha zordur Almancada ve çok zaman alır. Başlangıcı aç, açtıktan sonra biraz daha hızlı ilerliyor. Ama İngilizceye rağmen başlangıç biraz daha kompleks ve zor. Türkiye'nin cazibe merkezi olduğu zamanlara dönme, dönmüşsünüz. Ben de tam o zamanlarda Amerika'daki doktora evet. programını bırakıp gitmiştim. Amerika'da doktor öğrencisi olmak cazip bir şey değil. Yani e, maddi manevi, kölelik, uzak bir ülkedesiniz, zor vesaire. Hı -hı. Türkiye 2007'nin sonunda o badireyi atlattıktan sonra daha cazip bir yer haline geldi. Hı -hı. Bir sürü insan e, dönüyor. Yabancılar bile Türkiye'de iş bakıyor falan. Öyle Hı -hı. bir dönem. Öyle bir dönem dönmüşsünüz ama... Bunda acaba Almanya'da göçmen olmanın Amerika'da göçmen olmaya oranla daha zor olmasının etkisi var mıdır? Yani kabullenilme, ikinci sınıf kabul edilme, orada bir evet. Türk olma. E çok genel bir soru soruyor gibi olacağım ama aklımda hep Çok önemli giriyor. bir soru bu. Önemli Şöyle bir soru. Hı -hı. soruyu biraz daha açayım bilmeyenler arasında. Yani herkes bu ülkelerde bulunmak zorunda değil. Türkiye'den bizi dinleyenler için de sormuş olalım. Ben... Amerika'da yaşadım, okudum ama Avrupa'da da bayağı bir dolaştım programlar için gittim. Elbette bir ülkeyi sadece gezerek ya da iş gezisiyle tanımanıza imkan yok. Ama gözlem yapıyorsunuz özellikle sosyal bilim okuduğunuz için. Onlarla da birleştiğinde kıyaslama şansınız oluyor. Almanya'da iyi bir İngilizce ile çok güzel sizi karşılıyorlar. Eğer onlardan iyi İngilizce konuşuyorsanız Türk hı hı. olmanızın bir dezavantajı yok ki ben de çoğunlukla öyleydim. Biraz Amerikan aksanıyla falan konuşuyorum. İşte Amerika'dan gelmişim ya da hı hı. Türkiye'de iyi kurumlardan gelmişim. Almanların çok daha eğitimlileriyle e, muhatap oldum ve gerçekten ben aslında Almanlarla çalışmayı da e, arkadaşlığı da hep sevmişimdir. Çünkü çalışması kolay, disiplinli, e, prensipli insanlar. Ama Almanya'da Türk olmanın ayrı bir kategori olduğunu fark ettim. Yani bu Almanya'da bir Brezilyalı olmaya, Almanya'da bir e, Arjantinli olmaya... Şimdi neden oraları verdim bilmiyorum ama hmm. ona benzemiyor. Şöyle biraz Amerika'da Hispanik olmak gibi. Yani daha çok çünkü o misafir işçilerin daha eğitimsiz bir kitlenin gittiği ve entegre olmadığı bir topluluk var. Ve gördükleri Türk imajı da o. Dolayısıyla siz akademisyen de olsanız, çok iyi bir konumda da olsanız, belki şaşırıyorlar, belki kabullenmiyorlar. İngilizce konuştuğunuz zaman bile şaşırabiliyorlar. Bütün bunlarda sizin bu Türkiye'ye geri dönüp orada kariyerinize devam etmek istemenizde Almanya'daki Türk algısının bir etkisi oldu mu? Bu önemli bir soru ve arka planı olan bir soru. Tabii kısmen etkili oldu diyebilirim bazı alanlarda. Ben şu şakayı yapmıştım. Şimdi Alman Kalkınma Balkan'sında çalışmaya başlayınca doktora hocamla sürekli görüşüyorum falan diye. Çok yakın biriydi bana. Hatta geçenlerde vefat etti. Cenazesine gittim. Oğlu da profesör. Dedi ki senin bir tek yüzünü tanımıyorum. Yani babam o kadar çok bahsetti ki senden. Çok yakındık. Her şeyi açık açık konuşuyorduk. Onu şunu söylemiştim. Frankfurt'a gidince Heidelberg'den yani üniversite camiasından çıkınca farklı bir Almanya'yla tanıştım diye. Böyle her şeyi paylaşabildiğim bir adamdı. Ee, Almanya'nın şeyi yok, ee, sömürge geçmişi yok. Bu önemli bir veri. Yani Fransa'nın var, İngiltere'nin var, Amerika Birleşik Devletleri zaten bir göç ülkesi. Almanya göçle, göçmenle, misafir işçiyle çok geç ve çok farklı bir zeminde e, tanışıyor. Bu zemin e, büyük kırılmalarla şekil alıyor ve siyasete doğrudan şey yapabiliyor, etki edebiliyor. Öyle ki. Çok büyük şeyler kaybetti Almanya. Zamanında göç ülkesi olduğunu kabul etmeyerek, zamanında altyapısını buna hazırlamayarak. İki farklı şeyi mukayese ediyorum ben derslerde. Suriyeliler geldi. İşte Merkel'in o başaracağız diyerek 1 milyon Suriyeliyi birden alması. Bir tarafta da ağırlıklı olarak Türklerin ama aynı zamanda Yunanların, İtalyanların ve İspanyolların olduğu misafir işçiler vardı. Bu misafir işçileri ada üstünde misafir geri dönecekler gözüyle baktıkları ve kas gücüyle çağırdıkları için onlara hiçbir yatırım yapmadılar. Yani Suriyelilere altyapı hazırlandı, ücretsiz dil kursları, okullar buna göre hazırlandı. Bir de burada kötü bir örnek var. Yani geçmişten çıkarttıkları dersler var. Türkler niçin çok geç entegre oldu ve olamadı? Birincisi çok muhafazakarlardı. İkincisi gelecek perspektifleri yoktu burada. Üçüncüsü Siyasiler Türklerin dönmeyeceğini iktisadi olarak bilmelerine rağmen bunu Almanlara söyleyemediler. O kadar onun bir şey var ki karşılığı var ki işte 70'li yılların sonuna doğru 80'li yılların ortalarına doğru hep şu tartışıldı. Ne zaman gidecekler? Ne zaman? Şimdi Türkiye'de tartışılıyor ya Suriyelilerin statüleri vesaire. Ondan çok daha etkili bir şekilde buradaki seçimlerin başat şeylerinden biri bu. Konularından biri bu. Dolayısıyla evet geçmişte kırılmalarla gelen e, negatif yüzü olan büyük mücadelelerle büyüyen ve Almanya göçmen ülkesi olduğunu göçün 40. yılında kabul edebiliyor. 40 koca sene bak 4 yıldan 5 yıldan bahsetmiyoruz. Schröder hükümeti döneminde Yeşillerin de iktidarda olduğu bir koalisyonda e, sosyal demokratlarla birlikte diyorlar ki ya biz kabul edelim bunu yani ve e, bir zahmet. Yasayı, statüyü 40 sene sonra değiştiriyorlar. Düşünün şimdi. Hocam şurada sene... bir soru geliyor aklıma. Almanların göçmen ülkesi olmasını kabul etmesini bu kadar reddetmesinde biraz provokatif bir soru olacak ama Hı. Tek, tek uluslu bir ülke olmakta ısrar etmeleri mi geliyor? Biz Almanız, Alman kalacağız fikri mi var? Nedir? Burada birkaç tane etken var. Birincisi iktisadi bir şey var. İşte bu petrol krizinden vesaireden sonra Almanya'da işsizlik başlıyor, göstermeye başlıyor ve insanlar o zaman burada çok ciddi bir işçi sınıfı var. 70'ler. 70'ler işçi sınıfı var. Almanlar da işçi. Şu anda çok az Alman işçi var. Herkes beyaz yakalı olmuş, servis sektörüne geçmiş. Ama o zaman şöyle bakıyorlar. Demek ki bunlar olmasa ben buradan şey alabilecektim, iş bulabilecektim. E Türkler bu sosyal kasaları kullanmayı öğreniyorlar. İşte işe gitmiyor. Hasta yazdırıyor kendini. İşsizlik parası almaya başlıyor. E biz bunları çalışsın diye davet ettik. Bunlar ne yapmaya başladı? Bir sürü çocukları olduğu için sosyal devlet o zaman çok daha güçlü olduğu için çocuk paralarıyla topladığı rakam bir ek iş yapsa sadece ayda işte şimdi 500 euro kadar şey bütçesi o zaman ne kadardı bilmiyorum. Aşağı yukarı aynı parayı toparlıyor. Kemal Sunal'ın böyle bir filmi vardı. Evet mübalağalı <laughs> bir film ama oradaki yani şöyle... Biz mesela eğitim bilimlerinde ders işlerken yabancı öğrenciler şunu anlayamıyorlardı. Yani nasıl oluyor işsizlik parası? İşe gitmiyorsun ve maaş alıyorsun. Böyle bir şey nasıl olabilir gibi. İşte bu tür şeylerin de etkileri vardı. Yani buradaki birçok farklı şey de var. Ama sorunuza dönecek olursam ben tam şeyi bitirirken, doktorayı bitirirken her yan bölümde de rigorosum denilen bir imtihan var. Gidip orada sözlü bir mülakat veriyorsunuz. Bir tane işte bu eğitim bilimlerindeki şeye bir test sundum. Yani Almanya'daki geçmişte yapılan hatalar üstüne güçlü bir entegrasyon süreci nasıl başlatılabilir diye bir model sundum orada. Dedim ki Türklerin mühendis amcası yok, doktor teyzesi yok, bunların rol modelleri yok. Siz bunlara bir rol model bulmanız gerekiyor. Zeki çocukları Alman okullarında öğretmen olmaya şey yapın motive edin. Her okula bir tane e, Türkiye kökenli, geçmişinde Türkiye olan bir öğretmen koyun, bu o çocuklara şu şey yapacaktır. Bu başarmış, ben de başarabilirim. Evde bu, rol model burada yok. Burada yeri geldi, bir örnek vermek zorundayım. Ben şu anda bir öğretmenlik yapıyorum Amerika'da. Evet. Göstecilik yapamadığım için. E, ESL öğretmeniyim. Yani yabancılara, göçmenlere İngilizce öğreten. Evet. Üstelik düşünün, aksanım var. Ne kadar iyi İngilizcem olursa olsun. Evet. Bir ana dili İngilizce olan birisi değilim. Amerika beni okullarında kabul ediyor, alıyor onlar. Çünkü bir göçmen olarak örneğin daha Tabii. da önemlisi e, okulda bilingual deniyor iki dilli. E, daha çok is Hispaniklerin İspanyolca konuşanların ve Bangladeşlilerin, Afganistanlıların, Pakistanlıların olduğu bir bölge. Fakir bir bölge yani göçmen bölgesi. ilk nesil göçmenler evde kimse İngilizce bilmiyor ama bu çocuklar e, öğretmenleri iki dil bilen insanlar. Hı -hı. Ve derste gerçekten İngilizce anlatırken çocukların zorlanacağını düşündüğü yerlerde hemen İspanyolcaya dönüyor. Onların ana diline dönüyor. Ve bu çok inanılmaz bana çok acayip etkili geldi. Yani Türkiye'de bu ana dilden müthiş bir korku falan var ya. Bu evet. çocuklar buraya çok daha kolay entegre olacaklar. Yani eve gidince o kültürü okulda gördükleri o sosyalleşmeyi eve de aktaracaklar. Çok çok önemli. İşte bu böyle buna benzer bir model teklif etmiştim. Sadece çift kültürlükten, çift dillilikten değil bir de bir rol model yaşayan bir rol modelin olması Onların önünde işte bu başarmış, ben de başarabilirim. Bu da göçmen çocuğuydu, ben de yapabilirim gibi. Çok beğenilmişti bu. Ve şöyle, onlar için de şöyle üzücü bir şey. Burada üst düzey eğitim almış, iyi bir yerlere gelmiş insanların aslında Almanya'da kalmasını istiyorlar. Yani gerçekten burada görevler alın, rol model olun, burada roller üstlenin gibi. Bunu ama görebilen bir kesim var, göremeyen bir kesim de var. Yani çok üst düzeylere talep olduğunuz zaman... Orada ister istemez bir şey başlıyor, mesafeli bir bakış başlıyor. Çok üst düzey yerlerde çok az pozisyon olduğu için çok fazla paylaşılsın istenmiyor tabii bunlar. Ama bunu çok ciddi bir şekilde kırdı. Yani bunu Alman milli takımını değiştirdiler, çok renkli bir milli takıma döndürdüler. Yabancıların oynadığı çok kültürlülük negatif bir kavramdı. Bunu oradan kurtardılar, daha pozitif bir yere getirdiler. En nihayetinde bugün Cem Özdemir kabinede. Yani bir göçmen çocuğunun Alman kabinesinde bakan olması ve bunun çok fazla tartışılmaması ve Almanya'nın en sevilen ilk beş siyasetçisinden birisinin olması aslında Almanya'nın o tartışılan imajının ötesinde çok ciddi bir mesafe kat ettiğini söyleyebiliriz. Burası hele hele şeyden sonra işte bu Suriye, Afganistan vesaire akımından sonra birçok şey yeniden tartışılmaya başlandı. Ben başka bir veri de vereyim bu Suriyelilere gelmeden önce. Doğu Almanya açıldığında, Berlin Duvarı yıkıldığında bir iki sene sonra işte ben burada öğrenciliğe başlamıştım. Orada şöyle bir kamuoyu araştırması yapılmıştı. İşçiler arasında öğle yemeğini Alman işçilere sormuşlar. İşte Türkiye kökenli bir misafir işçiyle mi yemeği tercih ediyorsun? Doğu Almanya'dan gelen bir Almanla mı yemeği tercih ediyorsun da yüzde yetmişe yakın şey çıkmıştı misafir işçi Türk'le. Neden? Çünkü onunla konuşabiliyor. Akşam televizyonda şunu izledim mi, şunu gördüm mü, buradaki gündemi biliyor. O yeni onların geldiği dönemde o onun için çok şeydi. Çok soğuk, çok ötekiydi. Yani burada sırf ırka dayalı bir şey de değil. Biraz da konforla alakalı, günlük hayattaki alışkanlıklarla alakalı da bir şey bu şeyi paylaşmak ya da göçmene bakmak, ötekiye bakmak. Tabii sonra Doğu Almanya'dan gelenler çok daha hızlı bir şekilde entegre oldu. Onlar çok daha güçlü bir şeye geldi e, so, e, sosyal devlet içinde. Hatta başbakan oldu işte Merkel biliyorsunuz. Doğu Alman kökenliydi. Birçok bakanlar çıktı oradan Almanya'da etkin yere geldiler. Onu hızlı bir şekilde orayı da açtı Almanya. Elbette. Ben de hani üniversitede hatırlıyorum Alman vatandaşlığı ile ilgili bir paper hazırladığımı ve orada şaşırtmıştı beni Alman vatandaşlığının ne kadar zor olduğu diğer ülkeler oranla. Mesela burada Amerika belki o da ayrı bir uç. Doğan burada Amerikalı oluyor ama Almanya'da işte 8 yıl ki anne babanın da öyle yaşaması ki onu düzeltilmiş hali falandı. Hani Almanya'nın hataları olduğu kesin. Ama madalyonun her zaman iki tarafı var. Biraz da onu konuşalım. Demeye çalıştığım şu Almanlar için Türkler yabancı değil ama Türklerin bu konuda yaptığı hatalar neydi? Yani onlar da bir şeyleri farklı yapabilir miydi? Sadece Almanya'nın hatası mıydı? Neden Türkler 60 yıla rağmen hala akılları, zihinleri Türkiye'de işte televizyon seyretmek dediniz. Bu bu çok önemli aynı televizyon kanalını seyretmek. Çünkü ertesi gün işe gittiğinizde Almanya'nın gündeminde ne varsa onu konuşabilmeniz önemli. Ama ben Almanya'da ziyaret ettiğimde her Türk gibi benim de Almanya'da akrabam uzaktan da olsa Türk var. Türk televizyonları açık oluyor. De, hep Türk televizyonları, gündem Türkiye, Türkiye'de yazın ne yapılacağı ne olacağı sanki sanki orası bir Türkiye, evlerin içi Türkiye yani Almanya'nın hiçbir ilgisi yok. Ne yapabilirlerdi Türkler farklı olarak? Türkler işte başlangıçta dil bilmedikleri için çok uzun yıllar medyayı Türk kanallarından tükettiler. Yani işte bu etno medya dediğimiz alternatif medyayı tükettiler. Bu şu anlama geliyor. Diyelim ki bir tren kazası oluyor Almanya'da. Onu Türkiye'deki haberlerden öğreniyorlar. O kadar şeye kapalı. Birinci jenerasyon. Hatta bu alanda ben bir şey yapmıştım. Bir proje yapmıştım. Dedim ki Alman ikinci kanalına. Ya böyle bir gerçek var. Siz bu haberlerinizi ücretsiz, bilab eder, Türk televizyonlarına verin. Ama deyin ki şart koşun, siz bir Avrupa haber yapacaksınız Türkçe diye. En azından insanlar Almanya'da ne oluyor, Avrupa'da ne oluyor Türkçe görebilsinler ve gündemi alabilsinler diye. Bu çok başarılı olmuştu. Yaptılar bunu gerçekten de ve etkili oldu. İnsanlar sıkı bir şekilde ve bir gelenek oluştu. Avrupa'daki işte yayın yapan Türk kanalları Avrupa Haber çıkmaya başladı. Şimdi bu doğrular yanlışlar neticesinde şöyle bir şey bakabiliriz. Başlangıçta hep Türkiye'ye döneceğiz. Hep yatırım oraya, dil öğrenilmemiş, buraya gelecek perspektifinden bakılmamış. Daha sonraki kuşaklarda da şu oluşmuş. Bir gelenek yok, bir rol model yok. Motivasyon daha ziyade şu. Nasıl daha çok para kazanıp daha lüks bir hayat yaşayabiliriz? Yani nasıl entelektüel hayatın bir parçası olabiliriz? Nasıl Almanlarla aynı masada oturabiliriz, onlarla işte farklı projeler yapabiliriz düşünebilen insan sayısı çok fazla değil. Yani ne olmuş? İşçinin çocuğu ustabaşı olmak gibi, hmm. kendi firmasını kurmak gibi bir hedefe yönelmiş. Hmm. Ya da işte genelde ne oluyor? Bir Türk başarmış, bir firma kurmuş, benzerini hadi onlar da açmış, onlar da kurmuş. Neden? Bugün enteresan bir ekonomi burası. Yani burada bir fayans ustasının, Doktordan, mühendisten çok daha para kazanabildiği, hele hele bir de firması varsa onun 3-4 katı para kazanabildiği bir ülke burası. Yani mühendisliğin, üretimin çok ön planda olduğu ve çok ciddi paraların kazanabildiği bir yer olduğu için aileler de genelde oralara konsantre olmuşlar. Yani Şöyle bir, işte bir soru sorsam peki aklıma Hı? geliyor. Bir Türk işçinin çocuğu diplomat olmak isteseydi Almanya'da, Alman vatandaşı olarak bile olabilir miydi? Zor, çok kolay değil diplomat olmak. E, burada Aklıma gelen bir örnek çünkü Ama gitmesi zor. Ama şöyle zorunda. söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Bir Alman işçinin çocuğunun da diplomat olması çok kolay değil. Yani biz üç kardeş üniversite okuyoruz dediğimde dip, babası diplomat olan bir arkadaşım fotokopi çekiyordu. Hiç unutmuyorum. Fotokopiyi durdurdu, şöyle durdu, döndü, döndü bana dedi ki... Bir Alman işçisinin üç çocuğunun aynı anda üniversite okuduğu çok az görülür. Çok az rastlanır. Yani... İyi kötü o kas sistemi sadece göçmenle Alman arasında yok. Çünkü Alman eğitim sistemi Sevgi Hanım çok ağır. Gümnazüm dediğimiz şey işte 2- üç dil öğrendikleri çocukların minimum 3 dil öğrendikleri yabancıysanız dördüncü dile çıktığı bu bir sistem. Oradan anne baba desteği almadan ya da bir işte okul derslerine takviye kursu gibi bir yere gitmeden... Bir çocuğun sınıfta kalmadan çıkması, oradan yüksek bir notla mezun olması için gerçekten çok zeki ve çok çalışkan olması gerekiyor. Ortalama bir çocuğun oradan hasarsız çıkma ihtimali çok yüksek değil, ağır bir şey var. Alman Eğitim. elitizmi mi bunu zorluyor sizce? Yani Almanlar herkes çıkamasın mı istiyor? Kendi bu aralarında. soruyu ben kendime sordum. Yani neden bu kadar ağır? Neden bu kadar zor? Eee... Bence doğal bir eleme yapmak istiyorlar. Öyle değil. Neden öyle değil? Şayet gümnazyumu bitiremiyorsanız bir alt sınıf olan, bir alt grup olan okulu bitirdiniz diyelim. Real şöleyi bitirdiniz. Okul elitist olsa önünüzü kapatır. Hayır pişman oldunuz ben devam edeceğim diyorsunuz. Kapı hep açık. Yeryüzünün en fleksibil eğitim sistemlerinden biri. Benim işçiyken, işçiyken pişman olup işçiyken okumaya devam edip Usta başının başına mühendis olan arkadaşım var. Yani bu şeyin öne açık. İşçiyken bile bunu yapabiliyorsunuz. Ee, öne açık. Onu, de, onu söylemeyeceğim. Ama çok ağır bir eğitim sistemi var. Bu buradan bir Alman işçi çocuğunun da çıkıp çok elit okullardan eğitim alıp diplomat olması her zaman çok kolay değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Bir de psikolojik baskı da oluşuyor. Mesela o Alman Kalkınma Bankası'nda çalışırken. Gördüğüm ortamdan elde ettiğim şeyi söyleyeyim böyle işçi kesiminden gelip çünkü çok elit bir yer. Genelde şunu görüyorsun, bir de cesaret etmek var yani oraya başvuru yapmak. Neden daha önce aynı ortama girmemiş? Orada ne konuşulur, nasıl giyinilir, hangi ortamlarda bulunur, onu o da kırmamış. Örnek yani, çok önemli, o yüzden dediğiniz evet. gibi önünüzde bir örnek olması bu yüzden. Rol de... model önemli evet, rol model çok önemli. Yani böyle bir şey var. Türklerin yaptığı hatalardan ziyade doğal süreçte Türkiye'de şöyle görmüş. Bakın 90'lı yılların sonuna kadar Türkiye'ye giren her dövizin yüzde 30'a yakını misafir işçilerin getirdiği döviz. Onun için Türkiye'de buradakileri motive ederken daha çok kazanın, daha çok getirin. Onlar da öyle motive etmişler. Bunların önüne geçip işte şunu yapın, burada kalıcı olun, işte burada. Entelektüel hayata yatırım yapın diyen olmadığı gibi yapan da olmadığı için e, rol modelde olmadığı için burada oldukça sorunlu bir şey var. Oldukça sorunlu bir yapı var. Film çok geç başlamış. E, şimdi yeni yeni işte üçüncü nesilin e, Türkiye'yi sadece şey olarak görmesi, bir e, tatilini yaptığı, akrabalarının olduğu alışverişe gittiği bir yer olarak görmesi şeyi değiştiriyor, ilişkileri değiştiriyor. Türklerin farklı alanlarda gönül ya da göçmenlerin farklı alanlarda gönülünür olmasını değiştiriyor. Tüm bunlar biraz da şunu gösteriyor. Maç Almanya'da göçmenler adına çok geç başladı. Onun için istatistiklere bakacaksak biraz böyle 2000'lerden sonraya bakmak lazım. Maç demişken aklıma ister istemez futbolla alakam yok ama siyasette alakam var. O yüzden evet. Mesut Özil'i biliyorum ve Mesut Özil'in Erdoğan hayranı olduğunu biliyorum. Ama bana Hı. hala şu çok şaşırtıcı geliyor. Alman milli takımına kadar yükselmiş birisinin bilmem kaçıncı nesil Almanya'da olup da böyle bir rejimi destekleyebilmesini nasıl açıklıyoruz Allah aşkına? Ya bu büyük bir kızgınlık şeyi. Bu soruyu herkes kendine soruyor. Çok şiddetli bir şekilde soruyor. Çünkü şöyle bir şey Büyük paralar kazanmışsın, sana değer verilmiş, Alman siyaseti gelmiş boynuna sarılmış, övmüş hatta entegrasyona örnek insan olarak gösterilmiş. Bu birazcık yetiştiği aile ve sosyal zeminle de alakalı bir şey. Nerede yetişti? Ben şunu söylüyorum, okullarda çok hata yapılıyor. Yani eğer bir öğretmen ona geçmişte kötü davrandıysa, onda bir travma oluştuysa ondan sonra iyi şeyleri görmemeye başlıyor çocuk. Yani şunu kendi çocuklarımda işte gözlemliyorum. İyi bir öğretmen o kadar hayatını değiştiriyor ki. Almanya'ya bakışını. Biz o kadar şanslıydık ki ilk iki çocuğumuzda muhteşem öğretmenler onların yumuşak geçiş yapmasını sağladı. Burada hayata tutunmasını sağladı vesaire gibi. Ama arada bir rastladığımız böyle kısmen soru işareti olabilecek aktörler çocuğun bazı şeyleri sorgulamasına vesile oluyor. Şimdi biz iyi kötü eğitimli insanlar olduğumuz için oraya saplanmamasını sağlayabiliyoruz. Mesut Özil'in ne yaşadığını bilmiyorum ama Almanya için tam bir hayal kırıklığı ne olursa olsun onları aşmış olmalıydı diye bakıyor çünkü Alman toplumu ona. Hayır, bir de şu kısmı var hocam şu diyelim Almanya'da kötü bir şey gördün kötü bir örnek yaşadın. Ama bunun için gidip sarılacağın yer çok daha beter korkunç evet, bir evet, örnek nasıl oluyor evet. ben bunu anlamıyorum yani. İşte bunu söylüyorlar yani sen burada şöyle bir şey olsa mesela diyelim ki çok solcu bir tepki ortaya koysa bir isyan başlatsa bazı şeylere öncülük yapsa bu farklı bir zeminde tartışılabilir ama sen dillendirmiyorsun bir de sadece bir fotoğraf veriyorsun tepki çekecek hamleler yapıyorsun. Evet, o bir hayal kırıklığı, büyük bir hayal kırıklığı Almanya için. Ondan şunu bekliyorlardı. Yani seni o kadar bir yere getirdik ki bundan sonraki gençlere örnek ol, sporla, sanatla, bilimle Almanya'ya entegre olup rol model olabilirsiniz diye. O olmadı, o kare alınmadı Mesut Özil'den. Çok iyi bir tat bırakmadı Almanya'da. Evet gerçekten Mesut Özil'i anlamak mümkün değil. Yani ne olursa olsun Almanya'da ne yaşarsa yaşasın en antidemokrat Almanya bile Türkiye'den daha demokrattır. Ama bu muamma'yı psikologlara bırakıp son soruma geçmek Mentorun yani bir yol göstericinin bir e, örneğin ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Almanya akın akın göç almaya devam ediyor. Bana her gün özellikle Türkiye'den ayrılmak isteyenler nasıl yurt dışına çıkarım, nereye giderim, nasıl giderim diye sorular soruyorlar. Ben bir göçmen olarak Anglo-Sakson ülkelerinin kültürünü yabancılara daha açık görüyorum. Ama siz Almanya'dasınız, Almanya'da başarılı bir örneksiniz. Ee, Almanya'yı tercih etmiş ya da tercih etmek zorunda kalmış insanlara, e, özellikle son dönemde gelen ve zaten Türkiye'de travma yaşamış pek çok insan var. O insanlara bundan sonra bu daha önce yaşananlara yani Amerika'yı ya da Almanya'yı tekrar keşfetmemek adına neler tavsiye edersiniz hocam? Öyle toparlayalım. Burası bazı açılardan handikaplı bir ülke. Yani bazı mesleki kariyerlerin karşılığı yok. Dolayısıyla insanların zoruna gidebiliyor. Belli bir yaştan sonra kariyer değiştirmek, yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmak. Ama burada yüksek eğitim almış olmama rağmen ben de kısmen kariyer değiştirdim. Daha önce verdiğim ders alanlarından oldukça farklı alanlara yönelmek zorunda kaldım. Çünkü gördüm ki aynı yerde kalırsam şeyi yok, karşılığı yok. Dolayısıyla... Aynen benim için de öyle o örneği de vereyim evet. yeri gelmişken yani ben Amerika'da master yaptım üstelik hani iyi sayılabilecek bir yerde burada bir çalışma kısa da olsa bir tecrübem var ama kendime yakın alanlarda gerçekten özellikle belli bir yaştan sonra burada yakın geçmişte bir tecrübeniz yoksa çok zorlaşıyor o yüzden insanların estek bakması gerekiyor galiba ben de hemen o zaman bu bilgimi birikimimi nasıl değerlendirebilirim diye düşünüp nerede açık varsa ona bakmaya çalıştım. Doğru. Ya açık olan alanlara yönleneceksiniz ya da şunu hazır olacaksınız. İşte bir hizmet içi eğitim almak, yeni bir takviye yapmak, alan değiştirmek gibi. Bu tespitin iyi yapılması gerekiyor zaman kaybetmemek için. Yani benim burada karşılığım yoksa ya karşılığım olan yerlere birazcık daha kendimi yetiştirip daha işte bir sıçrama yapmam lazım. Ya da açık olan yerlere nasıl girebilirim? Oralarda hangi işleri yapabilirimi tespit etmek lazım. Almanya'da bu bir terapi gibi. İnsan çalışmaya başladığı zaman normalleşmeye başlıyor, karşılığının olduğunu görüyor, sabah erken kalkıyor, hayatı daha erken başlatıyor. Bu aslında bir terapi yöntemi İnsanlara bunu şiddetle tavsiye ettim. Kendim de böyle çok başarılı bir şekilde yapamadım ama ben de bir zaman sonra bunu görüp bunu yapmaya çalıştım. Daha sonra da şu var. Burada evet ticari karşılığı olan da bir ülke. Çok herkesin çok yüksek paralar kazandığı. Kabiliyeti olanların, mesleği olanların, becerisi olanların prosedürleri öğrendikten sonra birazcık riske girip e, ticari hayatta karşılıklarını bulabilecekleri bir yer aynı zamanda Almanya. Almanlar para tasarruf yapmayı çok seviyorlar ama yeri geldiği zaman... İyi harcamayı da seviyorlar. Onun için şeyi var. Karşılığı var ticaretinden. Yani Dünyanın neresine giderseniz gidin her yer Alman turiste dolu. Tayland'a gittiğinizde Amerika'ya evet. zaten New York mesela Alman turiste dolu. Çok Doğru. seviyorlar gezmeyi ve para harcamayı. Orada. Çok seviyorlar. Gezmeyi, yemek yemeyi bu iki şeyden kesinlikle vazgeçmiyorlar. Pandemideki en büyük sorun şuydu. Herkes akşam oturdu. Merkel'i dinledi. Tatil zamanı gelince herkes şeyi televizyonu kapattı, radyoyu kapattı. Ben nasıl hangi alternatifler altında tatilimi yapabilirim diye o kutsal bir şey, ondan hiç, yani çok az kişi vazgeçti. Hemen hemen hiç kimse vazgeçmedi. Ciddi ciddi riskleri göze alarak insanlar kendilerini yollara vurup tatillerini yaptılar. Genel şeylerim bu, tavsiyelerim bu. Dil konusunda özellikle, özellikle yani siz 19 yaşında bence yine dil öğrenmek için. Geç geç derken ona hiç bile çünkü onu herkes çok söylediği için yani dilsiz evet. abla ya da bir şey yapma şansın yok. O çok sıkıcı bir şey. Biraz da kızıyorum ona. O bu işin zaten şeyi başlangıcı anahtarı o olmadan e, toplum sizi kabul etmiyor. Hatta sınıflandırılmış yani işte B1 almadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. B2 yaparsanız biraz daha kariyer işlere başvurabiliyorsunuz. Onlar gelenlerin ve gelmeyi düşünenlerin. O kadar çok başına vurulduğu için onu tekrar etmiyorum. Sadece şunu söyleyebilirim: Almanca öğrenmek zaman alıyor. Gerçekten yüzde yüz ben Almanya'da bir kariyer planı yapıyorum diyorsa birileri mutlaka Türkiye'deyken otursunlar. Hem online hem kurslarla vesaire bir şekilde Almanca öğrenmeye başlasınlar. Eğer 50 bir aşamayı kat edip buraya gelirlerse hayat onlar için çok daha pozitif olacak. İşte ilk günden itibaren kendi ayakları üstünde durmaya başlayacaklar. Az da olsa mutlaka ve mutlaka bir şekilde Almanca öğrenmeleri hayatlarını burada hem hızlandıracaktır hem de enerjilerini çok yukarıya çıkartacaktır. Peki son olarak siyasete girmeyeceğiz demiştim ama karşımda Hı. bir siyaset bilimci var. Ben de Tabii. siyaset bilimi okumuş bir gazeteci olarak Hı. son olarak dayanamayıp şu soruyu soracağım. Almanya'nın yakın geleceğine, Türkiye'ye yine girmiyorum, Almanya'nın yakın geleceğinde göçmenleri ilgilendiren özellikle Türk Türkiye'den gelmiş göçmenleri ilgilendiren en büyük challenge diyeceğim en büyük zorluk en büyük sıkıntı problem nedir? Evet, en büyük sıkıntı şu. Biz Almanya'daki seçimleri aylar öncesinden öngörüp sonuçlarını tahmin edebiliyorduk. Bu kadar stabil bir ülkeydi Almanya. Şimdi öyle değil. bu son seçimde iki tane büyük parti o kadar şımarık davrandılar ki yeşiller büyük parti değil ama bu seçimde büyük partiydiler. Bir yeşil başbakan olabilir bile tartışılıyordu. Ama iki parti de hem Hristiyan Demokratlar hem yeşiller yanlış adayı gösterdikleri için üçüncü durumda olan Sosyal Demokratlar başbakanlığı aldı. Alman tarihinde böyle bir şey yok. Yani sırf aday iyi değil diye bu kadar mobilize olabilen bir seçmen kitlesi yoktu. Almanya'da insanlar artık başkanlık sistemlerinde gibi liderlere bakarak oy kullanmaya başladılar. Bu tehlikeli bir şey. Kurumların daha arka plana düşüp liderlerin, aktörlerin ön plana gelmesi bir ülke için soru işaretleriyle dolu bir zemin başlamış demektir. Yarın gerçekten popülist bir lider çıkar. İşte buradaki göçmen kartını kullanır. Onun Fransa'daki Fransa'daki gibi. Le Pen gibi işte ya da çok hızlı büyüyen Türkiye'deki işte Zafer Partisi gibi, sizdeki Trump gibi bunun karşılığı var artık bu toplumda. Çünkü zemin değişmeye başladı, partiler zayıflamaya başladı. Böyle bir şey bekliyor. İkincisi, iki tane büyük kırılma üst üste geldi. Hem savaş hem pandemi. Almanya'da da şahit olmadığımız ekonomik değişiklikler var. Bu ekonomik değişik, her negatif ekonomik değişiklik göçmenlerin zeminini daraltır, göçmenlerin hareket alanını daraltır. Burada da işler çok iyiye gitmiyor, onu da söyleyebiliriz. Onun için böyle çok Hızlı bir şekilde yani buraya göçmenlerin geldiği dönemde şöyle bir Almanya vardı. Sadece 2.3 milyon işsiz, 42.5 milyon istihdam, 80 milyonluk Almanya'da 42.5 milyon istihdam. Yani çocukları, yaşlıları, emeklileri tesariye çıktınız mı neredeyse işsiz yok. E o 2.3 milyon işsizin de üçte biri keyfi işsiz. <laughs> Onu da biliyoruz yani aslında karşılığı var ama çalışmamayı, sosyal devletten geçirmeyi tercih eden kitleler vardı. İhracat patlama yapmış, rekorlar kırmış, milli gelir artmış. Buna rağmen, buna rağmen yüzde 16 koalisyon partileri oy kaybetti, darma dağın oldu. Yani o refah içinde bile göçmen sorunu absorbe edemeyen bir şey vardı, bir zemin vardı. Onun için şimdi kötüye giderken bir de ekonomi göçmenleri burada birazcık daha soru işareti olan bir şey bekliyor, bir gelecek bekliyor. Evet, daha konu konuyu açtıkça mesela Almanya'nın Rusya Hı. politikasını da sormak isterdim ama siz zaten kendi YouTube kanalımızda gayet üretken bir şekilde e, videolar çekiyorsunuz, yapıyorsunuz. İnşallah başka bir zamanda daha siyaset ağırlıklı bir e, sohbetle evet. bir araya gelmeyi umut ediyorum. Umarım. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bence çok mümkün ben ve ederim. faydalı bir sohbet oldu. Eleştiriler gelmeden önce ben söyleyeyim. Evet sadece tek kusurumuz ışıktı biraz. Savaş Hocam'ın ışığı evet, kendi evet, kadar normal iyi oldu. Bilgisayardan yapıyorum çekimi. Bağlandığımız linkten dolayı normalde kendi çekimlerim daha iyi oluyor ama onları cep telefonu kamerasıyla yaptım. Ben ya eleştirilerin önüne hemen keseyim şimdiden Doğru. bir şey demesinler. Gelenlere de izledikleri için teşekkür ediyorum. Umarım ufuk açıcı bir sohbet olmuştur. Gelmişken abone olmayı, yayınları paylaşmayı ihmal etmezseniz hem benim kanalıma hem de Savaş Hoca'nın kanalına. Gerçi kendisinin zaten maşallahı var. O yüzden e, e, gerek de yok diyelim ama yine de fazla abone göz çıkarmaz. <laughs> evet yani YouTube'u çok seri bir şekilde tüketiyordu insanlar pandemi döneminde. Şimdi pandemi bittikten sonra tüm kanallarda, YouTube'un tüm kanallarında bir şey var, bir azalma var. Demek ki insanlar ekrandan biraz sıkılmışlar. Bu YouTuberlar için kötü bir şey olsa da insanların dışarıya çıkması aslında pozitif bir şey. Kesinlikle öyle. Ama biz tarihe not olarak düşelim bunları. Hı -hı. İleride kimin nasıl faydalanacağını bilemeyiz. Evet. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için. Başarılar. Büyük keyif oldu. Görüşmek üzere, teşekkürler. Bütün izleyicilere de iyi günler diliyorum ve tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.